Selin. Tamam. Tamam, haklısın. Üzgünüm. Güçlü bir kadın olduğunu biliyorum. Kendi seçimlerini yapmak istiyorsun. Haklısın da, yapmalısın. Ama sen nasıl sevdiklerini kaybetmekten korkuyorsan... ben de sevdiklerime zarar gelmesine katlanamıyorum. Bence bunu anlayabilirsin. Tamam, anlıyorum. Ama bir daha böyle şeyler yapma demiş. Salon beyefendisi misin yoksa sokak çocuğu musun, ben gerçekten anlamıyorum. Delirteceksin beni Demirer abi, delirteceksin. Kolay olacak demedim ki. Hadi yürü. Demir Bey, müşteriler geldi, sizi bekliyor. Sağ olun Nazmi Hanım. İyi toplantılar. Sen ne yapacaksın? Patronun da ortalıkta yok. Onun haberi var mı? Demir Bey, müşterileriniz bekliyor. Tamam, bir şey demiyorum. Görüşürüz. Kusura bakmayın, geciktim. Nasılsınız? Merhabalar. Bir şey, evet, kahve söylemişsiniz. O zaman başlayabiliriz. Buyurun. Evet. Gitmiş adamı bulmuş. Bir güzel de tar taklamış. Şimdi nasıl kızmayayım? Sevgilisine ahlaksız teklif yapılmış. Yol adamın içinde ateşler yanıyor. Sen söndüreceğini daha çok harlatıyorsun. Yuhuu Fazmiye, sana da bir şey anlatılmıyor. Canım, Demir Bey seni gözünden kıskanıyor. Yalnız Alara gitti diye pek rahat etme. Baksana, kızlar başına üşüşmüş. Teşekkürler. Rica ederim. Buyurun. Gel gel, şöyle oturacağız. Japonya'dan dönüşünüz çok konuşuldu. Neden çalışmak için küçük bir firmayı seçtiniz? Açıkçası küçük şirketleri daha özgür buluyorum. Bu anlamda Artemim de iyi bir yatırım olarak göründü. Çok kuralcı olduğunuz söyleniyor. Doğru mu? Doğru, evet. Hiçbir şeye güvenemediğiniz zaman kurallara güvenirsiniz. Dünya kesin kurallarla döner. Affedersiniz. Kaç kare kullanacaksınız röportaj için? Çok fotojeniksiniz Demir Bey. Hem haber çekilen kareler siz de biliyorsunuz, çok doğal oluyor. Siz devam edin lütfen. Peki gelelim herkesin merak ettiği o asıl soruya. Bekar olduğunuzu biliyoruz. Acaba kalbi boş mu Demir Eren'in? Demir Bey? Ben iş ve özel hayatı birbirine karıştırmamaya özen gösteriyorum. O yüzden bu sorunuzu yanıtsız bırakacağım. Peki, teşekkürler. Şirket bölünmesi için ne söyleyeceksiniz? Ağzın içine düştü ya. İlişkiniz var mıymışmış? Kardeşim, bu iş dergisi iş. Sanki magazine röportaj yapıyor. Hadsiz. Hayırdır Selin? Kızı bir kaşık suda boğacak gibi bakıyordun orada. Evet. Biraz daha sürseydi boğacaktım. Tamam, sen hiç gelinme böyle şeylere. Sakin ol. Bir daha görmeyeceğiz. Oldu, bitti. Sen Vedat'a ne alacağız onu söyle bana. Vedat'a çok güzel bir şey almamız lazım. Böyle şık ama doğal görünümlü. Dur, bir dakika düşünüyorum. Yemeğe gidiyoruz ya, tatlı olarak yani. Kocaman bir proje haline getirmene gerek yok. Vedat utanır zaten öyle şeylerden. İyi. Ne yapacakmış yemekte? Balık. Balığın yanına helva yakışır değil mi? Bak o iyi olur, evet. Şurada çok güzel bir helvacı biliyormuş. Şuradan dönsene. Maşallah. Taksici gibi de her yeri biliyorsun. Yemeği bana soracaksın, bana.
Hiç sallama Vedat'ım, gördüm. Vallahi enfes balık bulmuşsun. Ellerine sağlık. Oğlum misafirimiz özel. Öyle sıradan bir balık koyacak değildik herhalde önüne. Aradık, taradık, mevsimin en güzel balığını bulduk, getirdik. İşte benim kardeşim be. Yalnız dikkat et ha. Parmaklarını kapmasın. Ne balığı şimdi o? Ne oldu? Levrek işte. Tam mevsimi. Siz beni mi sınıyorsunuz Selin Hanım? Yok, ben öyle çok balık bilmem. Şaka. Nasıl Karadenizlisin sen? Yani biz hamsi biliriz ama hamsinin de 100 çeşidini biliriz. Ben mesela çok güzel hamsili pilav yaparım. Ne demek o pardon? Ne demek? Öyle kaş göz falan yapıyorsun. Ya Vedat, bu adam beni çok kötü tanıtıyor sana vallahi. Tamam Selin, sakin. O zaman şöyle yaparız. Sen bir gün hamsili pilavını yaparsın. Biz afiyetle yeriz. Vallahi Vedat'ım o iş öyle olmaz. Ben sana o işin olurunu söyleyeyim. Önce evdeki bütün sebzeleri kızartır. Sonra şöyle güzelce büyük bir kova kızarmış tavuk söyler. Sabaha herkes enfaktüs. Oluru bu. O benim asabiyet bastırma benim bir kere. Vedat, bu adam bende hiç sinir falan bırakmadı. Yoksa ben çok güzel yemek yaparım. Vallahi Vedat'ım dikkat et. Bizimki bu bıçağı ne zaman böyle sallasa biri mutlaka bayılır. Ay aşk olsun ya. O bir defa oldu. İnsaf, insaf. Aman tamam ben bilmem. Şimdi yiyeceğiz o salatayı, bakacağız. Ya Vedat'ım, sana yeni bir masa kestirelim. Bu biraz böyle eğimli. Bardaklar gördün mü? Düz durmuyor, eğik duruyor yalnız. Emir'im. Hı. O masayı yeterince milimetrik yerleştirdiysen... hadi bize bir ekmek kesiver, gözünü seveyim. Olur, keserim. Simetri hastalığı var da bunda. Bilmez miyim? Ya buradayım ya. Ya utanmadan bir de arkamdan konuşuyorsunuz yani, bravo. Tamam, bir şey demedik ya. Gözünüze düzgün görünsün diye öyle yapıyorum. Ama kime? Kime yanılacaksın? Yalnız şimdi bu bir sanat eseri mi yoksa yeniyor mu? Vallahi Vedat, ben de balık için aynı şeyi söyleyecektim. Afiyet olsun. Ellerine sağlık Vedat'ım. Demir'im ekmek uzatır mısın? Hı. Hı. Al. Aa. Bu da Demir'imin kestiği ekmek. Ya tamam Demir, anladık. Sen ekmek yemiyorsun. Ama bu ne ya? Allah aşkına ya. İnsan yiyecek bunu. Biliyorsun değil mi? Yemeyin. Ekmek yemeyin. Hele masada menemen yoksa hiç yemeyin zaten. Tut ucundan. Hı-hı. Bak bu nasıl güzel oldu biliyor musun Demir? Bak şimdi. Şöyle uzanmayacağım. Bak. Hayır. Bak üstüme damlayacak şimdi. Demir damlamayacak. Gel ben tutuyorum. Benim için hadi. Oo, yarasın be. Yarasın Demir'ime. İki ya. Güzel güzel. Her şey çok güzeldi Vedat. Eline sağlık. Afiyet olsun. Ellerine sağlık Vedat'ım. Bir dahakine bize bekliyoruz. Hı. Tabii canım, biliyorum. Zaten Selin Hanım'ın sözü var. Heh, hamsili pilav. Evet. çaylarımızı içtiğimize göre ben bir kahve... Hayır canım, oturduğun yerde. Sen şimdi bulamazsın ki ne nerede. Ben hemen yapar gelirim. Ay yok canım, niye bulamayacakmışım? Hadi siz keyfinize bakın, ben geliyorum. Demir. Hı. Eylül İstanbul'da mı?
Nereden çıktı şimdi bu Vedat? Ben sanki bugün Eylül'ü gördüm. Gördün mü, görmedin mi? Galiba gördüm. Ama emin olamıyorum, yolun karşısındaydı. Sonra da dedim ki buradaysa Demir'in haberi vardır. Nereden benim haberim olacakmış? Giderken haber verdin mi? Yok. Nereye gittiğini söyledi mi? Yok. Niye şimdi haber versin? Tamam Demir, sakin. Belki de ben gördüğümü sandım. Tamam Vedat, kapat konuyu. Kahveler hazır. Ay çok güzel olmadı mı Eylül'ün geldiği? Ha? Aa. Demir, Eylül'ü sevmiyor musun yoksa? Vedat, Demir Eylül'ü sevmiyor mu yoksa? Ne alıyorsunuz ya? Aa, tamam anladık. Yaz insanısınız ama sonbahar da güzeldir. Böyle serin serin eser, yağmur yağar falan. O zaman böyle eve kapanıp kitap okursun. Ay vallahi ben çok seviyorum. Evet, yağmur güzeldir. Tabii canım, essin zaten birazcık. Bu nedir arkadaş sıcak sıcak? Nereye kadar yani? Neyse ya, siz kahveleriniz için bari. Kafanız yerine gelsin. Böyle tuhaf tuhaf tepkiler veriyorsunuz çünkü. Neyin var senin? Bir şeyim yok. Neyim olabilir ki? Gayet güzel bir akşam geçirdik. Eğlendim de. Ben de. Kahve yapayım mı? Kahvelerimizi içtik diye hatırlıyorum. Çay yapayım. Bu saatte. Soda. Bir şey yapma sen. Gel. Şimdi biz sevgili miyiz? Hı hı. Peki diğer şeyler ne olacak? Hangi şeyler? İşte flörtün fazları. Aynı evde yaşıyoruz ve sevgiliyiz diye bunları atlayıp geçmek istemiyorum. Tamam. Şu korku filmini koy o zaman. Ya ama Demir öyle yani. Oyuncu da birden atlayamayız. Bak sen. Selin Hanım, sizin daha önceki flörtlerinizi bilmem ama... film izlemek daha ilk buluşmalarda yapılan bir eylem değil midir evrensel olarak? Ben sana çiçek aldım. Teşekkür ederim. Bak ilk fazı geçmişiz işte. Sen bana çiçek almadın. Yemeğe gitmedik, sinemaya da gitmedik. En az 10 kez yemeğe gitmişizdir Selin. Yapma şimdi. Onu arkadaş olarak gittik, sevgili olarak gitmedik. Tamam, daha bu akşam... arkadaşımızla buluştuk, o sayılmaz. Sen ciddiysin. Flört ciddi bir iştir. Temelimizin sağlam olmasını istiyorsan ciddiyet şart. Ben ciddi bir adamım zaten. Ciddiyetsiz olan sensin. İyi geceler Demir Bey. Bey mi? Bana bey dememek için işinden istifa ettin, hatırlatırım. De şimdi evde Demir Bey mi diyeceksin? Kabus görürsen Demir diye bağırma hiç. Bu flörtün bayağı ileri bir fazı oluyor çünkü. Bilinçsiz yaptıklarımdan sorumlu değilim. Ben sana bunları bir bir hatırlatırım ama. Tatlı rüyalar Demir Bey. Peki. Böyle olsun bakalım. Nasıl olacak? Demir.
Ben sanki bugün Eylül'ü gördüm. Sonra da dedim ki buradaysa Demir'in haberi vardır. Merak ettin acaba? Hep bunu yapmak istemiştim. Neyi? Katayı mı? Yok ama yani o da olabilir. Ben sana öğreteyim o zaman. Gerçekten. Gerçekten. Hadi gel. Çıkar terliklerini. Şimdi. Hı. İlk önceliğimiz denge. Denge çok önemli. Şimdi önce derin bir nefes al. Kahve almaya gidiyormuş. Ofiste görüşürmüşüz. Öğrenmiş de. Güzel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.